uzun yıllardır ney ve diğer enstrümanlarla ilgilenmekte, uğraşmaktayım. Hem icraları hem de imalatları ile ilgili çalışmalarım bulunmakta. Önce ritim çalgılar üzerinde çalışmalarım, öğrenmelerim oldu. Ondan sonrasında bağlama öğrendim, saz. Ve daha sonrasında da aşağı yukarı 20 yıla yakındır neyi üflüyorum. Ticari olarak ney yapıp satan bazı enstrüman çalgı dükkanlar var. İşte oralardan 6-7 yıl kadar önce öğrencilerimize çeşitli yerlerden neyler aldık. Bu neylerin birçoğu ezbere bilinçsiz olarak akortsuz ve kötü açkıda yapılmış durumda olduğunu gördüğümüzden baktık ki birçoğunu kendimiz kesiyoruz, biçiyoruz, perdelerini ayarlamaya çalışıyoruz filan filan. Akortlarını yapmaya çalışıyoruz. Bıktık tabii ki onun o şekilde ben 2011 yılından itibaren kendim ney açmaya başladım. Kargıları kendim Türkiye sahillerinde dolaşarak Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz, tabii ki daha çok Akdeniz sahili kargıları ney yapım için daha uygun. Çalgıyla, iyi enstrümanla başlamak gerekiyor eğitim için. Çünkü kötü çalgı bıktırır ve müzikten vazgeçirtir. Hani enstrüman öğrenecekseniz de öğrenmeyeceğiniz gelişir, öğrenemezsiniz. Mutlaka iyi bir enstrümanla enstrüman öğrenmeye başlamak şart. Yani öğrenci çalgısı, öğrenci enstrümanı diye bir şey yoktur. Enstrüman ya milimetrik akortlara sahiptir, ya iyi bir enstrümandır ya da kötü enstrümandır. Bu elimde bulunan ney, kız ney. Piyanoda dügah perdesindeki akordu C notasına denk düşer. Kız ney aslında kız neyi diye algılanıp sarayda hanımların üfleyebileceği mansur neyden daha küçük bir ney yapılmak vasıtasıyla hanımların üfleyeceği bir ney olsun diye düşünülmüş diye bir iddia var. Bir diğer iddia da kiz, ara ses anlamında, ara bir ney olarak imal edildiği şeklinde. Çok kolay bir çalgı, enstrüman olduğu söylenemez ama günlük emek harcanırsa, nefes geliştirilirse, sürekli notalar ve sesler üflenirse tek 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 sesleri buldukça birbirine bağlayarak gitmek gerekiyor. Ney çalgısı, enstrümanı kendi başına sesi olan bir enstrüman değil. Sesi bizim kendimiz üretmemiz gerekiyor. Belli bir açıyla tek noktaya sıcak cam buhulandırma nefesi gibi. Hani nefes anlamı hu. Bizim de üfleme teknik biçimimiz hu şeklinde olacak. Büyük nefes alıyoruz. Çok geriye yaslanmadan dik oturur vaziyette. 45 dereceye yakın bir açıyla tek elimizle, eğer açıksa neyin arka perdesini kapatarak, arka perdesi kapalıysa neyin ortasından, 5. boğumdan tutarak neyimizi tutup yavaş yavaş üflerken yaklaştırıyoruz. Başparmağın iki kenarını iki dudağımızla hafifçe tutuyoruz ve sıcak nefes üflüyoruz. Bu şekilde
Tek elimizle tuttuk. İlk çıkan ses neva sesini bulacağız. Neyin kendi içeriğine göre, kendi transpozisyonuna göre olan neydeki ilk açık perdemizdeki neva sesini, kendi re perdesini bulmak durumundayız. Bu ses bulunduktan sonra günde en az yarım saat, 40 dakika, 1 saat, daha fazla da çalışılabilir. Bu şekilde en az 3-5 gün, 1 hafta sadece bu sesi günlük çalışıyoruz. Her gün yarım saat, 40 dakika gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ses temizlendiği zaman, yani pürüzsüz, düzgün ses çıkmaya başladığında ve sürekliliği oluşmaya başladığında daha sonra diğer perdeleri çalışmaya geçilebilir. Öncelikle neyimi uzun uzun nefesim tükenene kadar üflüyorum. Nefesim bitince yine nefes alıp tekrar ses çalışması için devam ediyorum. Mümkünse ayakla da 4 sayı tempo tutularak 4 sayıda bir nefes almak koşuluyla sesleri pekiştirmek mümkün. Bu şekilde bu ses pekiştikten sonra hangi yöne üfleyeceksek, sağ tarafa üfleyeceksem sağ el üstte, sol el altta olacak şekilde neyimin perdelerini bu şekilde kapatıyorum. Sağ tarafa üfleyeceksem sol el üstte, sağ el altta olmak koşuluyla dörder sayı neva perdesinden rast perdesine kadar sesleri nefes, her dört sayıda bir nefes alarak sesleri tarif etmiş olduk.